Hepinize merhaba arkadaşlar. Kürşat'la ekranla hepiniz hoş geldiniz. Bugün Trabzon'dayız. Trabzonspor Fenerbahçe maçı için Papara Park'tayız. Müthiş bir atmosferde, müthiş bir maç izleyeceğiz. Sizler için bu atmosferi sizlere gösterebilmek ve bu atmosferi biz de burada deneyimlemek için İstanbul'dan Trabzon'a geldik. Çok güzel bir video çekeceğiz arkadaşlar. Maçın başlaması aşağı yukarı 2 saatlik bir süre var ve şu anda ciddi bir kalabalık var Trabzon'da. Müthiş bir maç bizleri bekliyor. İnşallah kazanacağımızı düşünüyorum. Bugün tamamıyla kendimiz için kazanacağız arkadaşlar maçı. Galatasaray veya Fenerbahçe tamamıyla umurumuzda değildir. Biz şampiyon kimin olduğuyla ilgilenmiyoruz. Biz bu maçı kazanmak için, ezeli rakibimizi yenmek için bugün sahaya çıkacağız arkadaşlar. Bu emeğimizin karşılığında da bu videoya abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı da lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdi videoya. Evet arkadaşlar, şimdi de yanımızda bizim sıkı takipçimiz, yayınlardan da çok iyi tanıdığınız Hasan Can var. Hasan Can merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz uzun bir yolculuğun ardından bitkin bir şekilde Trabzon'a geldik. Ama Trabzonspor'un ateşi bizi inşallah ısıtacak. Hasan Can nasıl başlıyorsunuz? Galatasaray da bu arada az önce sonuçlanan maçta 4-3 kazanmış. Nasıl? Galatasaray 4-3 kazandı ama bize mutlak kazanmamız gereken bir maç değil aslında. Çünkü bizim herhangi bir iddiamız yok. Üçüncülük bana göre Beşiktaş'ın oyununa bakıyoruz. Güzel. Değerli. Demek ki üçüncü oluruz diye düşünüyorum ki Trabzonspor gibi büyük bir camianın üçüncülükle ben çok sevinirim. Tabii hedefimiz üçüncülük hiçbir zaman olmaz. Ama Galatasaray'ın bu galibiyeti çok enteresan bir maç oldu. Kardeşlerinin galibiyeti. Öyleymiş. Penaltı kendi kalesine oldu. Attı, penaltı tuttu, iki tane de gol atmış adam. Aynen, yani ben maçı... Bizim yani, maçta olur. Bizim maç, yani her skora açık. Dayının da dediği gibi. Üç ihtimalli maç. Üç ihtimalli maç ama ben 2-1 Trabzon'u veriyorum ama mantıken Fenerbahçe biraz daha ağır bakıyor ama... Atmosfer şu an... Daha bu arada maça 2,5 saat var ama... Şu anda tıklım tıklım. Evet. En az 20 maç saatinde de zaten tıklım olacak. Yağmur da başladı. Yağmurla gelen golleri bekliyoruz. İnşallah. Karagümrük maçında olduğu gibi. İnşallah bu maçta kazanacağız. İyi olan kazansın, hak edenin kazandığı bir sabaka. Kesinlikle. Evet arkadaşlar, şu an yanımızda Selim var. Selim nasılsın? İyiyim, siz? İyiyim, teşekkür ederim. Biz de İstanbul'dan kalktık geldik. Siz nereden geldiniz? Pazar'dan. Rize Pazar'dan gelmiş kendisi. Selim, atmosfer hakkında ne düşünüyorsun? Maç hakkında ne düşünüyorsun? Valla atmosfer mükemmel. Evet. Maç bizde. O kesin de. Atmosfer mükemmel. Mükemmel olur. Valla maç bizim. Bizim stadı geçeceğiz. İnşallah. Kaç biter maç? Skor tahmini? Bence 3-1. 3-1 kazanırız diyorsun. Gol tahminin var mı? Gol tahminim. Bir Enistes'ten düşünüyorum. Bir Bardi. Bir de Pepe de. Pepe. Bir tane de Pepe alsın. Pepe de benim için alsın. Pepe'yi seviyoruz. Evet Selim Bey'e teşekkür ediyoruz. İnşallah bugün de maçı kazanacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yanımızda Umut ve Kerem var. Kendileri Ankara'dan gelmişler. Onlar da bizim gibi uzaklardan gelmişler. Kerem'le başlayalım. Kerem, maç hakkında ne düşünüyorsun? Maç hakkında bir maç alacağız abi. Başka kaçarı yok yani Fenerbahçe'nin. Evet. İmkanı yok yani. Maç skorda 3-1 olacak gibi geliyor bana. Skor 3-1. Gol tahminin var mı? Abi Trezeguet atar. Evet. Pepe'den 2 gol bekliyorum yani. 2 tane Pepe bir Trezeguet. Aynen. Umut, sen ne diyorsun? Abi Fener'in buradan çıkışı yok. Buradan mağlubiyetle çıkacak abi. İnşallah. Peki beyler, size kritik bir soru soracağım. Sor. Bunu da arada soruyorum. Sor abi. Bu çok tartışılıyor. Sor abi. Siz Fener'den ziyade Galatasaray'ın mı şampiyon olmasını istersiniz yoksa sizi ilgilendirmez mi? Abi beni bağlamıyor. Fener yenmesin yeter. Seni bağlamaz mı? Aynen. Seni? Çünkü şöyle bir algı var biliyorsunuz. Sanki biz Galatasaray'ın şampiyon olmasını istiyormuşuz da Fener'e bileniyormuşuz gibi. Abi uzaktan yakından alakası yok. Hiçbir alakası yok arkadaşlar. Bazıları röportaj öyle görmüşsünüz. Fenerbahçe takımlarının, İstanbul takımlarının hiçbiri şampiyon olmasın. Gri takımlar bunların hepsi. Anadolu'dan kim oluyorsa olsun ama gönlümüzün efendisi Trabzonspor'dur. Evet arkadaşlar, göründüğü gibi bizi şampiyon alakadar etmez. Biz maçı kazanmaya geldik. Evet arkadaşlar, ezan okundu. Biz de her zamanki gibi maç köftemizi aldık. Maçtan önce maç köftesini yiyeceğiz. Süleyman Bey, ne söylemek istersiniz? Leziz mi? İdare eder, güzel. İdare eder diyor. Ben de tadına bakmadım, bakacağım. Evet arkadaşlar, şimdi de YouTube'un yükselen isimlerinde, YouTube'un aranan ismi. Eyvallah. Geçenlerde de görüşmüştük Galatasaray Karagümrük maçında. Bilal Soydaş'la beraberiz. Merhaba. Bugün kalkmış Trabzon'a kadar da geldik.
kendilerini çok ilgilendiren bu maç için burada Trabzon'da konuşlanmışlar. Biz de aslında bir proje yaptık. Evet. Aynı gün iki maç vardı biliyorsun. Galatasaray maçı vardı. Biz ona da stat bloku çektirdik. Ben yoktum. Lakin Trabzon maçı da kaçmaz dedik. Aslında iki stat blok çekmek için geldik. Bugün ha, tabii ki de iki videomuz çok... yayında olacak. Evet. Evet. Beni de çok ilgilendirdik ama. Tabii öyle de geliyor. Bir futbol severi olarak bugün bu atmosferi yaşamaya geldim. Sen buraya daha önce geldin mi? Ben geldim. Şampiyonluğumda geldim. Başına. Bugün de bak sana temenni veriyorum. Aynı atmosferde bir maç olur. Yani öyle düşünüyorum çünkü Trabzon şehri için, Trabzon spor için, yani buradaki insanlar için Fenerbahçe çok ayrı bir ligin yani. en önemli maçı. Aynen öyle. O yüzden atmosferin belki de şampiyonluk atmosferinden bile daha farklı olabilir. Buna göre. İnanılmaz bir maç olacak. Taha, senin kuzenim. Evet, Taha benim be. Taha sen de hoş geldin. Kendisi ilk kez sınırdı. İlk kez maç izleyeceksin. Heyecanlı mısın önce? Heyecan var. İlk kez sınırdayız. Aklımıza çok güzel. Hemen de güzel. Yine de inanıyorum. Heyecanlıyız. Bu heyecanla neyse ki devam ediyor. Eyvallah. Senin skor tahminin? Ben 3-1. Aa, bir tane daha 3-1 geldi. Ben de 3-1 diyorum. Bilal'in tahminini anladık. Abi ben tahmin veremiyorum. Yani burada Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye kolay kolay çıkartacağını düşünmüyorum. O yüzden de 1-0 dahi olsa Trabzonspor'un olacağını düşünüyorum. İnşallah. Net bir skorum yok. Senin kadar emin değilim. Skor. Ben eminim. 3-1 diyorum arkadaşlar. Efe'nin da kendisi Trabzonlu da, o da Bilal'le birlikte. Sen ne düşünüyorsun Efe? Ben de ilk defa geldim. Kemal sesiyle şimdi heyecanlandım. Ya skor tahmini vermedim. Yani ilk kez veriyorsun. Efe'nin tahmini ilk kez Kürşat'la yakalım. 2-1 ya da 2-0. 2-1 ya da 2-0 kazanırız diyorsun. Hayırlısı olsun. Haydi Trabzon. Bilal'in kanalına abone olmayı, beğeni atmayı, yorumlara yazmayı unutmayın abi. Bu adam bu maça gelmiş bu soğukta. Kulağım kızardı yemin ediyorum. Hadi bu biz Trabzonluyuz. Şey yani. Bu adam da gelmiş. Eyvallah. Bu adama da abone olmayı. Ben bir futbol severim abi. Ben bir futbol severim. Bu adama da abone olmayı unutmayın. Güzel bir maç olsun inşallah. İnşallah öyle olur arkadaşlar. Statta görüşmek üzere. İçerideyiz arkadaşlar. Çok güzel bir maç olacak. Müthiş bir atmosfer var. Çok güzel olacak.
dakika top oynamak. Hey!
Verdi ya. Verdi mi?
Arkadaşlar, maç sona erdi. Şu anda dönüş yolundayız. Çok ilginç bir gündü. Yani söyleyecek kelime yok. Kelimeler şu an kifayetsiz kalıyor. Tasvip etmiyoruz öncelikle. Yani tabii ya, yanlış hareketler verdi. Öncelikle yani maç boyu suçesi atılmasını tasvip etmiyorum. Bu yanlıştı. Destekleri köstek oldular. Sonrasında maç sonu, evet, Fenerbahçelilerin tarihi vardı. Yani Fenerbahçe, yani videoda az önce gördünüz, Fred özellikle çok tahrik etti taraftarı. Ama yine de ne olursa olsun
Trabzonspor'a çok zarar verecek bir olay yaşandı. Aynen. Yani Kadıköy'de sanki kolda sonuyoruz da bunlar geliyor bizim sattı. Tamam, onu yaptılar ama bizim de bunu yapmamamız lazımdı. Çünkü bu bize zarar. Aynen. Şimdi tarihin en büyük cezasını alacağız belki de. Çok üzgünüz maçı kaybettiğimiz için ve bu olaylar için, bu görüntüler için. Böyle olmasını istemezdik. Biz de istemezdik. Biz orada yine sağduyulu kalmaya çalıştık. Sahaya girmedik. Yapacak bir şey yok. Böyle oldu. Uzun zamanlar unutulmayacak bir maç oldu. Öyle diyeyim. Ama bunun faturası da Trabzonspor'u çok ağır olacak maalesef. Trabzonspor'u çok ağır olacak arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Size içeriden her şeyi aktarmaya çalıştım. Bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Videonun devamı için. Hepinize teşekkürler. Sözüm bittiği yerdeyiz. Yorumlarda herkesi bekliyoruz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Zaten timimizden belli neler çıktı. Bittik. Onun birkaç kişinin nazar tutusu zaten sahaya gitmesinler diye. Yani orada izleyen içinde kaldık. Neler oldu neler yani.